Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de güzel Gaziantep'in, güzel şehrimizin yemeklerinden bir tanesi olan tepsi kebabını hazırlayacağız. Onun için gerekli olan malzemelerimiz 500 gram dana kıyma, 100 gram kuyruk yağı, 3 adet orta boy patlıcan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım çorba kaşığı tuz, yarım çorba kaşığı pul biber, 2 adet domates ve 3 adet sivri biber. Domates ve sivri biberimizi süslemede kullanacağız. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Evet kıymetli takipçiler, malzemelerimizi saydık. Şimdi öncelikle kıymamızı hazırlayalım. Böyle bir geniş kavva aldık ve kıymamızı içine ilave ettik. Karabiberimi ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettim. Ve pul biberim. Sarımsaklarımı küçük küçük doğrayacağım. Şöyle sarımsakların kök kısımlarını alıyoruz. Sert olan kısımları ağza gelmesin. Küçük küçük doğrayacağım. Evet, sarımsaklarımı doğradım. Sarımsağımı da kıymamın içerisine ilave ediyorum. Ve şimdi de kuyruk yağımı doğrayacağım. Evet, malzemelerimi kabın içerisine koydum. Şimdi kuyruk yağımı küçük küçük doğrayacağım. Tabii ki öncelikle kuyruk yağını şöyle ince ince açıyorum. Kıyma makinesinde de çektirebilirsiniz ama kıyma makinesinde çekilen kuyruk yağı hiç de güzel olmuyor. Şöyle bıçak yardımıyla doğrarsanız daha güzel olacak. Bu şekilde ince ince açıyorsunuz. Sonrasında ise şu şekilde uzun uzun şeritler halinde kestim. Daha sonra da bu tarafa doğru çeviriyoruz ve bu şekilde küçük küçük görmüş olduğunuz gibi küçük küçük bunlar parçacıklar içerisine karışacak. Evet, şunları da küçük küçük doğradım. Şimdi kıymama ilave edeceğim. Evet, kuyruk yağımı da ilave ediyorum. Ardından yoğurmaya başlıyorum. Evet, kıymamı güzelce yoğurdum. Şimdi kıymamı yoğurdum kıymayı. Bir 10 dakika dinlendireceğim. Ardından işleyeceğim. Bu arada ezanı Muhammed okuyor. Kıymamı 10 dakika dinlendireceğim. Şimdi malzemelerimizi saydık, kıymamızı hazırladık. Bu arada da kıymamız dinleniyor. Ben de patlıcanımı aldım. Şöyle kafa kısmını kesiyorum. Şuradaki uç kısmını alıyorum. Patlıcanlarımı ikişer parmak kalınlığında kesiyorum. Neden? İkişer santim. Çünkü bunlar kuruma yapmasın. Çünkü kebabın özelliği, patlıcan kebabın hele ki özelliği patlıcanların kalın olması. Etlerin içerisindeki kuyruk yağı ve etin kendi suyunu tamamen içine çekmesi. Onun için bu şekilde kalın kalın doğruyoruz patlıcanlarımızı. Bu arada fırınımı da yaktım. 230 derece sıcaklıkta ısınmaya başladı. Çünkü sıcak fırına atmamız gerekiyor. Yavaş yavaş başlıyoruz hazırlıklarımıza. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi patlıcanımızın içerisine bir miktar kıymamızı şöyle ilave ediyoruz. Ardından bir parça daha kıymayla sıkıştırıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrarında bu şekilde kıymamızı bu şekilde oturtuyoruz. Ve şu şekilde diziyoruz. Sıkıştıra sıkıştıra. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oturtuyoruz. Daha sonra sıkıştırıyoruz. Yuvarlak halka bir şekilde dönüyoruz kebapları bu şekilde. Yani şişte de yapsanız bu şekilde, yani şişe diyelim kebap saplayacaksınız, patlıcanlı kebap. Kıyma bu şekilde ama biraz daha yağ oranı yüksek oluyor, kuyruk yağı. Bu şekilde diziyorsunuz, kalın şişlere yerleştiriyorsunuz. Şişe dizip de fırına atabilirsiniz, bu şekilde de dizebilirsiniz ama biz bu şekilde uygun gördük. Evde sizler için de kolay, pratik. Öyle sıralamayı devam ediyoruz. Evet, şöyle patlıcanlarımı döndüm bu şekilde. Simit halka şeklinde oldu.
ve patlıcanlarımı orta kısmında dolduruyorum. Evet, yavaş yavaş tepsimizi artık sonlandırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir çıktı. Şöyle tabanı bazen yüksek olan patlıcan olursa biraz dip kısmından alıyorsunuz bu şekilde. Tekrardan kestiğiniz kısım alt kısma doğru gelecek. Evet kıymetli arkadaşlar, patlıcanımı dizdik. Şöyle küçük küçük parçalar halinde kalan uç kısımlarını diğer kısımdan da şöyle israf etmemek adına şu şekilde orta boşluğa dolduruyorum. Evet kıymetli arkadaşlar, bu şekilde patlıcanlarımızı dizdik. Şöyle bir tane ortaya domates koydum. Diğer domateslerini de küçük küçük doğrayacağım, serpiştireceğim üzerine. Şöyle aralarına birer parça serpiştiriyorum. Çünkü içerisinde biraz da domatesin kendi aroması, suyu daha da güzel bir terleme yapar. Evet, domateslerimi küçük küçük doğradım. Üzerine serpiştirdim. Şöyle biberlerimi de atıyorum üzerine. Birkaç diş de sarımsak arzu ederseniz atabilirsiniz. Şimdi artık patlıcan tepsi kebabım hazır. Fırına atıyorum. Evet değerli takipçilerim, fırınımı önceden yaptığımı söylemiştim. Şimdi fırının kapağını açtım. Patlıcanımı şöyle fırına doğru 40 dakikalık bir yolculuğa çıkardım. Şöyle kapağını kapatıyorum. 40 dakika boyunca pişmesini bekleyeceğiz. Kıymetli takipçilerim, artık patlıcan kebabımız pişti, hazır. Şöyle bir de göz atalım fırındayken. Buharı yüzümüze vuruyor. Biz de bunu terleteceğiz. Şöyle yakından da görelim. Gördüğünüz gibi kuyruk yağları da artık erimeye başlamış. Kuyruk yağları da içerisinde kıtır kıtır kızarmış. Evet kıymetli arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi patlıcan kebabımızdan buharlar çıkıyor bu şekilde. Şimdi ben bu patlıcanları bir de terleteceğim. Patlıcan kebap fırında veya da mangalda çıktıktan sonra şu buharları görüyorsunuz. Buharları kaçırmıyoruz. Hemen streçle sarıyorum ve terletiyorum. Terletince patlıcanlar lokum gibi olacak. Evet değerli takipçilerim, şöyle streçle güzelce her yerini sarıyorum. Yaklaşık bu şekilde 20 dakika bekleteceğim. 20 dakika sonra streci açıp afiyetle yiyeceğim. Evet değerli takipçilerim, görmüş olduğunuz gibi artık içeriden buharlar böyle yükselmeye başladı. Buhulu bir şekli görüyorsunuz. Patlıcanımız yaklaşık 20 dakika boyunca terleyecek. Ardından çıkarıp afiyetle yiyeceksiniz. Şimdiden hepinize afiyetler diliyoruz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle tarifimizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı, afiyetli günler diliyoruz.